Evet, Antiyokya'dan yine benim de çalıştığım ve 2020 yılında açılan Müze Otel projesinden bir zemin müzeyini görmekteyiz. Burada Pegasus'un hazırlanması sahnesi, bir tören için hazırlanması sahnesini görmekteyiz. Üç nümfe tarafından. Buradaki önemli özelliklerinden bir tanesi bu mozaiğin yapan sanatçının ilk defa Hataylı bir yani Antakya'da, Antiyokya'da bir mozaik sanatçısının ismini biliyoruz. Bu açıdan çok önemli mozaik. Eforos isimli bir usta tarafından yapılmış. Hemen Pegasus'un başının üzerinde gördüğümüz bu yazıda Eforos isimli usta tarafından yapıldığını, zanaatkar tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu tabii önemli. Hem usta tarafından baktığımız zaman önemli, hem de yaptıran evin sahibi tarafından, villanın sahibi tarafından önemli. Çünkü bu usta çok önemli bir usta olmalı ki bu mozaikteki Hatay'daki diğer mozaiklerde görmediğimiz bir şekilde, en azından şimdiye kadar çıkan mozaiklerde görmediğimiz bir şekilde bir mozaik sanatçısının ismi belirtilmiş. Demek ki bu mozaik sanatçısı çok önemliydi ki bu önemli villanın, bu güzel mozaiğinde bu sanatçının isminin verilmesine, kullanılmasında onun içinde bir işi yükselten, önemini arttıran bir sebep olmuş. Aynı zamanda bunu yapan zanaatkar usta, mozaikçi tarafından, yani Eforos açısından da baktığımız zaman demek ki bu villa o kadar önemli insanların geldiği bir villa ki, önemli bir şahsiyetlerin geldiği bir villa ve bu bölgenin zenginlerinin geldiği, varlıklı insanların geldiği bir villa. Ve bu mozaiği kimin yaptığı ile ilgili de bir, aslında bir reklam, bugünkü anlamıyla bir reklam, bir PR oluyor onun için. Yani karşılıklı bir kazan kazan anlayışıyla yapılmış bir özellik bu. Mozaiğe katılmış bir özellik. Dünyada başka mozaiklerde de görüştü. Antep'te bazı mozaikler de var. Bergama'da var. Dünyanın çeşitli noktalarında birkaç tane mozaik üzerinde bu şekilde mozaik sanatçısının ismini görüyoruz. Büyük olasılıkla onlar da bu aynı prensiple, aynı noktadan yola çıkarak bu eserlerine benzer nedenlerle isimlerini koymuşlar. Burada da Eporos açısından dediğim gibi önemli bir kazanç iki taraf için de. Şimdi hemen konumuza gelelim hızlıca. Bu bir Roma dönemi, milattan sonra 2. yüzyıl mozaiği ve bir Roma villasının triclinium, yani yemek salonunun, insanların oturup yemeklerini yedikleri salonun taban mozaiği. Pegasus, kanatlar Pegasus, 3 tane nümfe tarafından bir tören için hazırlanıyor. Bir dişi kentaur var, yani Kentaura Dides dediğimiz, ki bu çok az gösterilen bir figür. Hemen Pegasus'un sol üst köşesinde gördüğümüz figür. Genelde erkek, eril olarak resmedilen bir figür. Burada dişi olarak resmedilmiş. Bu da mozaiğe önem katan özelliklerinden bir tanesi. Elinde altın bir boynuz tutuyor ve sahneyi izliyor. Hemen sahnenin etrafında da çeşitli hayvanlarla oluşturulmuş, gruplarla, hayvan grupları oluşturulmuş bir bordür kuşağı görmekteyiz. Bu mozaiğimizin bir kısmı sadece. Hemen aynı mozaik üzerindeyiz. Aynı mozaik üzerinde bu sefer bizi müzlere, musallara götürüyor. 8 tane isim perisi. Yani bugün kullandığımız müze kelimesinin, müzyum kelimesinin, hatta mozaik kelimesinin türetiminin de musallardan. Çünkü bu da bir ilhamla ilgili bir iş olduğu için musallardan türediği İlham düşünülmekte. perileriydi değil mi Musa'ların? Evet, musallar, ilham perileri. O dönemki işte sanatçılara, müzisyenlere, tiyatroculara, edebiyatçılara, ya doğrusu bu yazanlara, yazarlara ilham verdiği, yeteneklerini aldıklarına inandıkları Helikon Dağı'nda yaşayan Zeus'un kızları. 8 tane olarak bunlar resmediliyorlar. Pardon, 9 tane resmediliyorlar. 8 tanesi bu bizim orta panelimizde yer alıyor. Ve dokuzuncusu da yandaki panele taşınmış Kaliope, destanın, mitolojinin ilham perisi. Karşısındaki figürde yaşlı erkek figürü görüyoruz sol tarafta. O figürde Hesiodos. Hesiodos da bizim antik Yunan'dan günümüz eserleri kalan en önemli yazarlardan bir tanesi. Ki bizim bu antik Yunan için de çok önemli. Çünkü onların aslında mitolojik olarak tanrılarla ilgili olan bütün hikayeleri, öğrendikleri o tanrılar kuşağını, işte Zeus'un, diğer tanrıların, hatta Musa'ların da nasıl yaratıldığı, oluştuğu, meydana geldiğini ve hikayelerini bildiğimiz Teogonia, İşler ve Günler eserinin yazarı.
İşte burada zaten kendi hikayesinde çobanlık yaparken Kaliope ile karşılaştığını ve Kaliope'den bütün bu destanlı hikayelerin yeteneğini, bilgisini aldığını anlatıyor kendi eserine başlarken. Bu anı bize gösteriyor burada, şuradaki kuşakta, ki bu tek başına bile çok önemli bir an. Çünkü bunu dünyada şu ana kadar bu anı gösteren tek eser. Roma döneminde dahil olmak üzere ve önceden de dahil olmak üzere. Yani Hesiodos'un o ilhamı, yeteneği aldığını bir Musa'dan o anı gösteren tek eser. Bu açıdan çok önemli. Sol tarafta da, mozaiğin sol tarafında da bütün bu coğrafyayı gösteriyor. Bütün bu hikayelerin geçtiği coğrafya, yani Yunanistan'daki Boyotya bölgesini ve elinde keçi tutan figür Boyotya bölgesi. Uzanan yarı çıplak erkek de Helikon Dağı'nı temsil ediyor. Aslında bu mozaik mitolojinin çıktığı, yani ilhamın geldiği noktadan geçtiği coğrafyaya ve bize aktaran yazara kadar, ki buradaki ana konu aslında Pegasus, bütün bu mitolojiyi temelinden sonucuna kadar gösteren bir mitolojinin resimli atlası gibi bir mozaik ve dünyada eşi benzeri yok. Tabii bu açıdan çok önemli. Hem yapım tekniği açısından hem enstitü olarak bulunması ve konusu anlamında çok önemli bir eser. Bu açıdan da aslında ülkemiz için de çok önemli. Mozaik sanatının gelişmesi açısından, bilinmesi açısından Türkiye'deki nadir örneklerden bir tanesi olarak ortaya çıkartıldı. Yine aynı alandan, yine Müze Otel projemizden, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde biraz önce gösterdiğim Megalopsikia büyük ruh figürünün bizim alanımızdaki yansıması da bu ortadaki yine madalyon içerisindeki figür olarak görüyoruz. O da bir megalopsikiya, büyük ruh. Doğayı yöneten, doğanın ruhu, figürü ve etrafında da çok çeşitli kuşlarla oluşturulmuş bir yüzey var, zemin var ve bütün bu doğayı yönettiğini aslında bize gösteriyor. Bu açıdan da çok önemli. Bu arada bu da milattan sonra 4. 5. yüzyılda tarihlenen bir Roma evinin taban mozaiği. Biraz önce dediğim gibi artık 5. yüzyılda Antakya'da, 4. 5. yüzyılda Hristiyanlık bayağı taraftarı olan önemli bir aslında din, bir inanış ve paganizmle de bir şekilde kesiştiği düşünülmekte. İşte bu bence paganizmle kesiştiği noktalardan biri de bu büyük ruh figürleri ve benzeri işte figürler, soterya figürleri. Bunlar yavaş yavaş aslında daha kutsaliyet kazanıp yakın bir dönemde Bizans'la beraber karşımıza işte başka figürler olarak çıkacak ve artık tabanda değil de duvarda veya özellikle kutsal mekanların tavanlarında gördüğümüz mozaikler olarak karşımıza çıkacak. İşte bu da bir detayı, daha yakından gördüğümüz bir mozaik. Ve dine hizmet etmeye başlayacak. Evet, artık mozaik daha dine, yani bu sefer çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere artık hizmet etmeye başlıyor. Bu da çünkü dediğim gibi mozaiğin aslında anlatma, hikayeleştirme, görseller, belgesel özelliğini tabii ki de şimdiki gibi insanların görsel olarak bilgiye ulaşması kolay değil. Bu da gittikleri dini mekanlarda ya da kamusal mekanlarda ya da evlerde olabiliyor. Bu da en güzel örneklerinden bir tanesi de, bunu yapabilecekleri en güzel araçlardan biri de diyebilirim. Ya duvar resimleri ya da bu şekilde mozaikler ya da heykeller. Ve daha çok tabii bunu mozaik ve duvar resmi olarak görüyoruz geç dönemlerde. Mozaiğin de böyle dediğim gibi bir belgesel, bir anlatı, bir haber verme, haber etme, insanları bilgilendirme veya inandırma misyonunda da örneklerden bir tanesi. Yine aynı alandayız. Bu da dünyanın en büyük bilinen zemin mozaiğin bir parçası, yaklaşık 1000 metrekarelik bir mozaik. Burada bu resmi koymamın nedeni de büyüklüğü açısından bir fikir edinmesi. Yani bir insan boyutuyla, çalışanın bir insan boyutunun yanında ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Birbirinden farklı yaklaşık 10 tane panel var bu şekilde. Hiçbiri birbirine aynı değil bu panellerin ve tamamı geometrik paneller. Burası milattan sonra 4. 5. yüzyılda Roma döneminde kentin kamusal meydanının bir parçası. Bir forum alanının çevresini çevreleyen
mozaik kuşaklarından bir tanesi sadece. Yani bu mozaik aslında 4000 metrekarelik bir alan kaplıyor ama biz sadece 1000 metrekarelik bir kısmını çıkartabildik. Geri kalan kısmın şu anda toprak altında ve Hatay, pardon, Antakya Reyhanlı yolunun alt kısmında devamı var. Eğer ileride istenirse bu alan genişletilebilir ve bu mozaikler ortaya çıkarılabilecek. Gördüğünüz gibi çok detaylı, çok ince işli. 5. yüzyıldaki aslında yavaş yavaş mozaik sanatının ve kentlerin tabii zenginliklerin azaldığı dönemler bunlar. Ama 5. yüzyılda hala Antakya anladığımız kadarıyla zenginliğini korumakta ki bu mozaikleri yapabilme gücü var hala Antakya'nın. Çünkü büyük depremler olmaya başlıyor 5. 6. yüzyıldan itibaren ve artık Antakya tamamen neredeyse haritadan siliniyor diyebiliriz. Şu anda da Antakya'ya gittiğiniz zaman zaten burası Antakya'daki ilk bilimsel arkeolojik kazı bu anlamda. Hiçbir aslında tarihi eser göremiyoruz ki Antakya, Antiyokya kenti Roma için başkentlerden bir tanesi. Bu da işte biz aslında bu zenginliği gösteren noktalardan biri oldu bu kazılar. Ve Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki diğer eserlerden de zaten bunu biliyoruz. İşte burada da geometrik aslında mozaik dalının diyebilirim, motifsel mozaiklerin, figüratif değil ama motifsel mozaiklerin aslında en üst örneklerinden bir tanesi bunlar, bu sıra. Ve hiçbiri dediğim gibi birbirinin aynı değil ve mümkün olduğu kadar işlerini daha zorlaştırmışlar. Ya yani işte birbirinin altından geçmiş görüyorsunuz, çöküller üstüne geçiyor, dalgalar, meandırlar, zikzaklar hep birbirini tekrarlamadan bir ahenkle dans devam ediyor. Bu da çok önemli. Yani çok ince detaylara kadar önem verilmiş bir mozaik. Hocam ortadaki daire tamamen sonsuzluk olgusuna bir Evet. referans. Evet. Evet. Yani renkler, o çarkın duruş dönüşleri, o etki sizi içine çeken bir şey var insanın. Tabii ki, o zamanki insanların bizim gibi yukarıdan bakma, yukarıdan görme şansları yoktu. Bunlar daha çok insan boyuyla nereden görebilirlerse oradan görebiliyorlardı. Bizim gibi şimdi biz tabii daha şanssız. Üstten bakma ve mozaiği daha bütün olarak algılama şansımız var. O zamanki insanlar daha çok üzerinde yürüyerek bunu görebiliyorlardı ama ona rağmen çok etkili. Yani biz üzerinde yürüyebilme şansına eriştiğimiz için restorasyonu yaptığımızda bizi içine çeken, çok etkileyen bir mozaik de buldu. Burada da yine devamı parçalardan bir tanesi. Yine burada da görüyorsunuz madalyonlar var. Madalyonların hiçbiri birbirinin aynısı değil. Tekrarlamıyor. Her biri kendi içinde farklı. Zincirler, zikzaklar, dönüşler, bitkisel motifler, geometrik motifler. Bu gördüğünüz üç boyut. Şurada görüyorsunuz. Kursörle göstermeye çalışıyorum. Üç boyut etkisi veriyor artık. Bu iç içe geçmiş dörtgenleri görüyoruz. Bu gerçekten çok etkileyici bir mozaik ve herkese de tabii tavsiye ederim yani Antakya'ya gidebilmesini ve bu alanı yerinde görmesini. Daha sonra da Hatay Arkeoloji Müzesi'nde gezip gerçekten mozaik sanatının Türkiye'deki değil sadece dünyadaki en önemli noktalarından biri Hatay. Bu da örneklerinden biri oldu bu çalışmalarda. Evet, bir diğer mozaik deyince akla gelen önemli noktalardan biri. Şu anda dünyanın en büyük mozaik müzesi Tunus Bardo Mozaik Müzesi. Kuzey Afrika'nın bütün zenginliğini, Roma dönemindeki zenginliğini aslında mozaik sanatıyla bize gösteren noktalardan biri. Bu da Neptün yani Poseidon antik dönemdeki ismiyle ve daha sonra Neptün olmuş Roma döneminde ve dört mevsim mozaiği. Burada artık tabanda bizi genellikle Tunus mozaiklerini ön plana çıkaran özelliklerinden biri tesseralar çok ince, çok ileri bir resim tekniği var ama taban yani figürün arka fonu çok beyaz. Artık orada kullanılan taşın özellikleriyle çok beyaz ve direkt figürleri ön plana çıkaran bir anlayışla yapılmış. Ve mozaikler de çok kaliteli. O yüzden bu Tunus mozaikleri de ya yani daha doğrusu aslında bütün Kuzey Afrika mozaikleri bu anlamda çok önemli. Bir vaftiz teknesi milattan sonra 6. yüzyılda tarihleniyor. Yine tamamen tabii o dönem o bölgedeki mozaik sanatının gelişmesiyle artık bu Hristiyanlık döneminde de mozaiği kullanarak bu vaftiz teknelerini oluşturmuşlar. Burada da bunun güzel örneklerinden bir tanesini görmekte. Yine yani dinle olan işte o paganizmle olan yeraltı değil mi? Gök. Tabii yani orada kutsanıyor, orada yıkanıyor, ruh orada arındırılıyor. Ama tabii ki de paganizm gene
6. yüzyılda ne olursa olsun yine bu insanların içerisinde, yani hemen 100 yılda, 200 yılda paganizmden toplum henüz böyle bu kadar şey yapamıyor. Hatta biraz sonra aslında Bizans mozaiklerinde de deneyeceğiz. 6. 7. yüzyılda bir ikonoklazm geliyor. Yani bu aslında mozaikler bir bakıma bir tapım aracı haline geldiği zaman Hristiyanlıkta birdenbire bu ikonoların, ikonoklazm dediğimiz, yani bu figürlerin tahrip edilerek bunlara tapınılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Böyle bir dönem geçiriyor aslında Hristiyanlık. İşte bunun nedeni de büyük olasılıkla böyle bir inanış olmasının nedeni de işte bu paganizmle bağların daha henüz büyük olasılıkla kopmamasından kaynaklanıyor. Daha henüz çok tanrılı dinler daha toplumun içerisinde o dönem için daha sıcaklığını koruyor. Yani Hristiyanlık var ama bu tam böyle arada gidip geldikleri noktalar var. İşte bu da bu nokta örneklerden biri dediğiniz gibi. Yani yine bir yer altına gidiş, bir şeylik, bu mozaiklerde bir şekilde bir başka figürlerle güçlendirme ama geçmişten de o bağ kopartmama özellikleri devam ediyor. Doğru. Bardo Müzesi'ndeyiz. Odysseus ve Sirenler Mozaiği. İşte bildiğimiz Odysseus'un evine dönerken yolda karşılaştığı zorluklardan bir tanesi sirenler ve kendisini bağlatmış askerlerine, askerlerinin kulağını tıkatmış, kendi kulağı açık ama etkilenmemesi için kendini bağlatmış. Sirenler de ona sesleriyle etkilemeye çalışıyorlar. O da oradan uzaklaşmaya çalışırken gösteren bir hikayenin mozaik üzerinde gösterilmesi. Zaten burada sirenleri de insan vücutları ve ayaklarındaki kuş bacaklarını görmekteyiz, ayaklarını. Burada sirenleri işte ellerinde flütleri, çalgılarıyla onları etkilemeye çalışıyorlar. Onlar da kaçıyorlar. Evet. Evet, bu hikayeyi de bize mozaik üzerinde gösteriyor. Ve Odysseus da ortada kendisini bağlatmış. Evet, şu anda Ravenna'dayız. Bizans dönemi. Mozaiklerinin önemli noktalarından bir tanesi İtalya'da. Bunlardan biri de işte San Vitale Kilisesi ve burada İmparatoriçe o zamanki Theodora'nın görevlilerle beraber bir dini ayin sırasındaki resmedilmesini görmekteyiz. Milattan sonra 540'lar, 540 ile 60'lar arasında olan bir tarihteki bir mozaik. Bu bölgedeki mozaiklerde zemin rengi olarak daha çok yeşil kullanılmakta. Daha sonraki göreceğimiz mozaiklerde de zemini altın rengi ve daha açık renklerde göreceğiz. Ama Ravenna mozaiklerinde bunu yeşil olarak görmekteyiz. Artık Hristiyanlık biraz önce de bahsetmiştim. Dini mozaik dini olarak kullanılmakta artık bu dönemde genellikle. İmparatoriçeler daha çok İsa ile ya da dini figürlerle bir arada işte imparatorlar ve imparatoriçeler gözüküyor. Aslında burada da Roma döneminde imparatorların kendilerini tanrısallaştırmaları var, yani Augustus yapmaları var. Kendilerini tanrı yapıyorlar. Ama Hristiyanlıkta kendilerini tanrı yapmamakla beraber bir nevi İsa ile direkt olarak yan yana koyarak kutsallaştırıyorlar. İşte burada da bir dini ayin görüyoruz ama başka mozaiklerde kendilerini daha kutsal olarak Tanrı, daha doğrusu İsa ile beraber gösterilen örnekleri de göreceğiz. Burada da bir propaganda ve dini aslında bu anlamda kullanmanın da bir örneği mozaiklerdeki. Bir şekilde seçilmiş insanlar onlar, değil Tabii, mi? evet, artık onlarda kutsallığı var. Biz imparatoruz ama aynı zamanda Tanrı katında da biz kutsalız. Yani sizi yönetirken aslında Tanrı'dan da tanrısal o gücü de alıyoruzun. Yine insanlara bunu mozaiklerle, duvar resimleriyle göstermenin bir şekli tabii. Evet. Yine Ravenna'dayız. Aziz Apollinare mozaiğini görüyoruz. Bu alttan ve dediğim gibi artık bu Azize dini figürler zeminden artık yukarıya taşınmış durumda. Çünkü bunlar artık üzerine basılmıyorlar. Daha kutsaliyet kazanmış ve daha etkileyici olan, tabii tekniklerin gelişimin de bunda etkili. Artık bu mozaikleri tavanda ve duvarda ve özellikle kubbelerde ve üst kısımlara yerleştirerek aslında o tanrısallığı da yer altından tamamen yukarıya gökyüzündeki o tanrı anlayışını da bize gösteriyorlar aslında. Bu gökyüzünden gelen
Tanrı anlayışı, Tanrı yukarıdadır, yaratıcı ruh yukarıdadır, Allah yukarıdadır imajını aslında Hristiyanlıkla beraber bu özellikle kutsal figürleri yukarıya koyarak gösteriyorlar. İşte bunlardan bir tanesi. Bir aziz, bir cennet sahnesi aynı zamanda. Burada gösterilmekte. Tam üstünde haç var. Ve figürler bunun önüne yerleştirilmiş ve daha çok artık din burada ön planda. Evet, Ayasofya'ya geliyoruz artık. Ayasofya'da Hristiyanlık için çok önemli bir nokta ülkemizde bulunan özellikle duvar resimleriyle, duvar mozaikleriyle, yukarı üst mozaiklerle, tavan mozaikleriyle ön plana çıkan noktalardan bir tanesi. Burada İmparatoriçe Zoe mozaiği var. Zoe tasvir edilmiş. Görüyoruz burada. İsa ortada. Hemen yan tarafta İsa'nın bize göre sağında bulunuyor. İmparatorcu Zoe ve karşısında da İmparator Konstantinos. Şimdi buradaki mozaiklerin özelliğini hızlıca bahsedeyim. Bu sarı bir fon görüyorsunuz artık arkada. Bu sarı fon artık tabii bu dönemdeki mozaiklerin çoğunluğu cam mozaik olarak yani doğal taşlar yerine camlar kullanılarak elde ediliyor. Cam sanat zanaatı kullanılmakta. Küçük cam küplerin üzerine çok ince bir altın varak yerleştiriliyor. Ve bu altın varak üzerine de çok ince bir cam tabakasıyla onun korunması sağlanan bir üçlü bir grup aslında bu. Ve her biri bunların tek tek kesilip yan yana yerleştirilerek bu zemin oluşturuluyor. Yani milyarlarca tesseradan bahsediyoruz bu anlamda. Bir çok gerçekten zengin olunması gereken hem kullanılan malzeme zaten altın ki o dönemlerde bizim şimdiki gibi imitasyon altın dediğimiz, sahte altın dediğimiz şimdi imitasyon altın kullanımı var. Daha düşük ayarda ya da altın suyuyla yapılan çok daha düşük ama o dönemde yapılan bütün bu malzeme doğal altından yapılıyor. Altının çok ince bir şekilde inceltilmesiyle oluşturulan bir durum ve milyarlarca mozaik üzerinde bunu görüyoruz. Bu da bu mozaiklere tabii değer katan önemli özelliklerinden bir tanesi. Çok ince kapaklarla da bu altın ileride özelliğini yitirmesin, dökülmesin, zarar görmesin diye de o ince kapakla da koruma altına alınmış. Burada da aslında bu özellikle sarı renklerin özelliğini de belirtmek istedim. Yine Ayasofya'dayız. Deisis mozaiği. Burada da ortada yine Hazreti İsa, Pantokrator İsa dediğimiz İsa duruşuyla bize bakıyor. Yanındaki Meryem ve vaftizci Yahya da şefaat diliyor aslında insanlık için. Son günde artık kıyamet gününde insanlığın kurtuluşu için dua ettikleri bir anı görüyoruz. Burada da İsa'nın aslında mozaiğin yapılması, mozaiğin tekniğinin ne kadar ileri olduğunu da görmekteyiz. Evet, burada da yine bu mozaiğimizde de Ayasofya'dayız. Ayasofya'da 6. Leon mozaiği bu ve milattan sonra 10. yüzyıla tarihlenmekte. Yine ortada Pantagruel İsa var, bir tahta oturuyor. Cebrail ve Hazreti Meryem sağda ve solda resmedilmişler yuvarlak alanlar içerisinde ve önde eğilen figür 6. Leon. 6. Leon da işlediği günahlar için bağış diliyor, affedilmesini diliyor Hazreti İsa'dan. Hazreti İsa'nın elinde bir kitap görmekteyiz. Büyük olsa da İncil ama İncil'in üzerinde bir yazı var. Barış sizin olsun, ben dünyanın nuruyum ifadesi yer almakta burada. Evet, burada da Ayasofya'dayız. Ayasofya'da daha yeni çıkartılan, son dönemde 2009'da ortaya çıkartılan
mozaiklerinden bir tanesi. Tanrı'nın tahtını taşıdığı, koruduğuna inanılan Serafim meleklerinin dört tane pandantif üzerindeki Serafim meleklerinden bir tanesinin yüzü ortaya çıkartıldı son çalışmalarda. Bunu da koymak istedim. Bunlar altı kanatlı cennetin koruyucuları ve en önemli melekler olduğu inanılan melekler. Burada da ifadeleri görmek deriz. Bunların cinsiyeti belli olmuyor ama çok önemli melekler olduğunu biliyoruz ve pek çok Hristiyanlıkla ilgili özellikle dini yapılarda bu Serafim meleklerinin kullanıldığını biliyoruz. Ayasofya için önemli olan bunlardan sadece bir tanesinin yüzünün günümüze kadar kalmış olması. Bu da dediğim gibi 2009, 2008, 2009 yılındaki çalışmalarda ortaya çıkartıldı ve şu anda Ayasofya'yı ziyaret edenler bunu görebiliyorlar. Evet. Mozaikle ilgili benim anlatacaklarım belli bir süre içerisinde bu kadardı. Tabii ki de çok daha farklı, çok daha fazla örnek var, çok daha fazla mozaik var günümüze gelen süreçte ki bu mozaikler daha sonraki dönemde Emevilerle beraber Endülüs'te ve Suriye'de kullanılmış dini yapılarda oradan geliyor, Osmanlılara geliyor. Zaten bir süre sonra bu bizde artık Çin'i olarak devam ediyor. Bir süre Çin'i sanatı olarak devam ediyor bu mozaik sanatı. Hemen hemen aynı aslında uygulamanın Çin'i olarak seramik üzerinde yansıması. Bu mozaik olarak da kullanılıyor. Ülkemizde tabii mozaik açısından çok önemli bir nokta, bir geçiş noktası. Ben de bu sunumumda ufak bir şekilde aslında mozaiğin nasıl geliştiği, en azından Hristiyanlığa kadar olan gelişimini göstermek istedim. Umarım faydalı, güzel bir sunum olmuştur. Çok teşekkür Teşekkür ederim. ederiz hocam. Gerçekten çok değerli bir sunumdu. Doğru. Tabii ki ben burada bir sürü aslında döneme referans gördüm. Yani soyut resmi gördüm, sürrealizmi gördüm, Rönesans resimlerine referans gördüm. Ve bu kadar incelikle çalışılmış olan mozaikleri sayenizde incelemiş olduk, görmüş olduk. Şekilde Estağfurullah, anlamış estağfurullah. olduk. Yani bunların üzerine her bir üzerine ayrı bir kitap yazılır. Evet, çok çok önemli mozaikler, çok önemli eserler. Ben zaten mümkün olduğu kadar en önemlilerini seçmeye çalışıyorum. Mutlaka benim de atladığım, insanların bildiği ve aa keşke bu da olsaydı dedikleri mozaikler mutlaka olmuştur, vardır bildikleri, gördükleri. Ama bu tabii çeşitlendirilebilir ama dönem özellikleri açısından birbirini aslında çok fazla etkilemiyor. Yani dönemsel olarak bir mozaik bir mozaikten figür olarak, konu olarak farklı ama teknik olarak, yapım tekniği olarak, dizilim olarak çok birbirine benzerler. Ama konular tabii önemli. Evet, Roma ve Bizans'ta tabii bu teknik çok çok gelişmiş. Evet. Özellikle Ayasofya'da yani altın üstüne o minik minik her birisi için koruyucu yapılmış olması muhteşem bir şey. Ki günümüze Evet. kadar bunların korunmasında da en büyük etken tabii ki. Evet. Yani dış etkenler Evet. oluyor. Tek tanrılı dinlerle zeminde olan ve kamusal alanda zeminde kullanılan mozaiklerin tabi duvara ve daha sonra kubbelere çıkmış olması ve Evet. Tanrı'ya yaratıcıyı göklere Evet. çıkarmamız yerden Evet, yukarı. alıp doğadan alıp göklere Evet. çıkmamızda. Tabii o da var. Belki de bütün mozaikler için söylemiyorum ama bu daha çok figürlü mozaikler için geçerli. Mutlaka bu dönemlerde yapılmış zemin mozaikleri, taban mozaikleri var ama bunlar daha çok özellikle çok daha basit figürlü, işte hayvan figürlü olan ya da doğa sahnelerini zeminde tutmaya devam ediyorlar. Ama bu şekilde var, insan figürü olan özellikle de kutsal figürleri artık dediğim gibi tavana çıkartıyorlar. Özellikle 6. 7. yüzyıldan sonra. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de teşekkür ederim. Umarım mozaikle ilgili antik dönemden günümüze kadar, daha doğrusu Hristiyanlığa kadar, Bizans'a kadar olan süreçte ufak bir insanların aklına bir bilgi de demeyeyim ama bir düşünce girmiştir. Nasıl geliştiğini en azından göstermiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Anlatımınızda bizim aslında ele aldığımız o disiplinler arası ve
çeviri bilim adına çok çok değerli. Peki Sağ hocam. olun. Size iyi günler diliyorum. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de. Hoşça kalın.